Değerli arkadaşlar, Gazi Üniversitesi Eğitim İlleri Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu oryantasyon programına hepiniz hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Eğitim İlleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Ayşe Yalçın Çelik. Aynı zamanda Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Eğitim Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak da görev yapmaktayım. Bu oryantasyon programımızın temel amacı sizlere hem enstitümüzü tanıtmak hem de işleyişi, lisansüstü öğretimin nasıl gerçekleştirileceği ilgili süreçlerle hakkında bilgi vermek bağlamında gerçekleştiriyoruz. Hemen sunuma başlamak istiyorum. Fakat Duygu Hocam şey göremiyorum. Sunum paylaşılmadı henüz. Ben mi paylaşayım? Hocam, hemen bakıyorum. Bizde sunum şu an gözükmüyor. Belki onunla ilgili olabilir. Öncelikle karlı, beklenmeyen bir hava muhalefetiyle karlı bir Ankara sabahından sizlere merhaba demek istiyorum. Çok büyük ihtimalle birçoğunuz artık online eğitimlerin azalması, yüz yüze eğitimlerin devam etmesi sonucunda Ankara'da olduğunuzu tahmin ediyorum. Sık sık enstitümüzü ziyarete gerekli işlemleriniz için bekleriz, görmek isteriz sizleri burada. Ben devam edeyim. Arkadaşlar sunum tam açılmıyor. Kusura bakmayın. Online süreçlerde böyle toplantılarda küçük sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben biraz yönetim hakkında bilgi vermek istiyorum. Enstitü yönetimimizde müdürümüz olarak, enstitümüz olarak Eğitim İlleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Yücel Gelişli görev yapmakta. Kendisi aynı zamanda Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim İlleri bölümünde öğretim üyesi. Yine aynı bilim dalında Profesör Doktor Şaban Çetin hocamız Enstitü Müdür Yardımcısı görevini devam ettirmekte. Aynı zamanda enstitü yönetiminde güler yüzlülüğü ve öğrenciyle iletişimi konusunda çok tanınan Ceylan Yavuz Konuk Enstitü Sekreter Vekili olarak görev yapmakta. Diğer slayta geçebilir miyiz? Ben ilk önce enstitünün yeri hakkında bilgi vermek istiyorum. Yerimiz biraz zor arkadaşlar. İlk gelmeniz biraz sorun olabilir. Biz Gazi Üniversitesi merkez yerleşkesinde Teknoloji Fakültesi B blok arka tarafındaki bir ek binada görev yapmaktayız. Görev yerimiz şu an orada. Şöyle bulabilirsiniz. Kampüsten girdiğiniz zaman A kapısından sol tarafınızda kalan Teknoloji Fakültesi'nin yani Dursun Önkuzu binasının arka tarafına doğru ilerlemeniz gerekiyor. Zaten Dursun Önkuzu binasının içine girdiğiniz zaman Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne yönlendiren tabelalara karşılaşabilirsiniz. Bir sonrakine geçelim lütfen. Enstitümüzde bir sonrakine geçebilir miyim? Enstitümüzde sizlerle iletişimi çok rahat sağlayabilmek, gerekli duyuruları ve bizlerle ilgili haberleri sizlere ulaştırmak bağlamında bir web sayfamız var. egt.bilgazi.edu.tr. Lütfen web sayfamızı sık sık kontrol ediniz. Çünkü sizlere ulaşmakta en etkin şekilde kullandığımız iletişim aracımız web sayfalarımız. Bunun dışında sizlere maillerle ve telefonlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Mail adreslerinizde öğrenci bilgi sisteminde güncel olmasını sağlarsanız sizlere daha rahat iletişime geçebiliriz. Aynı zamanda mail adreslerinizi danışmanlarınız da görebilmekte. Bu bağlamda mail adreslerinizin yani öğrenci işleri bilgi sistemindeki mail adreslerinizin güncel olması önem arz etmekte. Bunun dışında eğitim yöneticisi olarak sosyal medya hesaplarımız bulunmakta. Facebook, Twitter, YouTube gibi. YouTube'dan daha önceki dönemlerde gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizin, gerek oryantasyon toplantılarımızın, daha önceki dönemlerde yaptıklarımızın videolarına rahatlıkla ulaşabilir ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Bu bağlamda bizleri sosyal medyada takip etmeniz önemlidir. Evet. Ben Enstitü'deki programlar hakkında bilgi vermek istiyorum biraz da. Eğitim İlleri Enstitüsü'nde yüksek lisans programında tezli, bir tane de tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 3 tane program yürütülmekte. 35 tane bilim dalı ile tezli yüksek lisans, 32 tane bilim dalı ile doktora programı ve 4 tane de bilim dalı ile tezsiz yüksek lisans programlarımız olmakta. Ekranda görüyorsunuz öğrenci sayılarımızı. Şu an Mart döneminde kayıtlı 3.387 tane öğrencimiz var lisansüstü programda. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Çünkü çok köklü, yani eğitim açısından köklü olan bir üniversitenin, Gazi Üniversitesi'nin en büyük enstitüsü, hatta Türkiye genelindeki en büyük enstitü olarak bilinmekteyiz. Bu yüzden de bu bizim için çok önemli bir şey. Türkiye'de önemli eğitimle ilgili alanda
önemli kişileri yetişmesine katkı sağlayan bir fakültenin, bir üniversitenin ve bir enstitünün varlığı var Gazi Üniversitesi'nde. Biz 3.387 tane öğrenciyle buna hizmet etmeye çalışmaktayız. Bu öğrencilerden de yaklaşık 145 tanesi de, yanlış hatırlamıyorsam sayı, yabancı uyruklu öğrenci. Bu da aslında enstitümüzün uluslararası bağlamında önemli bir adım olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu kadar çok öğrencimiz olduğu için de işte gerek yazışmaların, gerek işte idari işlerin, akademik faaliyetlerin yürütülmesinde bizlere destek olan 18 tane de idari personelimiz var. Hepsi birbirinden kıymetli, alanında uzman, deneyime sahip personeller. Personellerimiz bu işte yaklaşık 70 tane bilim dalıyla ilişkili işlemleri yürütürken kendi aralarında bir görev paylaşımı yapmışlardır. Siz idari personellerimizden genellikle öğrenci işleri personelimizle iletişime geçeceksiniz. Enstitümüzün web sayfasında iletişim kısmında öğrenci işleri personelimizin hangi bilim dallarına ilgilendikleri, onların mail adresleri ve telefon numaralarını bulabilmektesiniz. Lütfen enstitümüzün sayfasını, aynı zamanda sizin hak ve sorumluluklarınızı açıklayan, gerek sınav yönetmeliği olsun, gerek eğitim öğretim yönetmeliği olsun ya da uygulama esaslarıyla ilgili işte yönetmeliklere bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda enstitümüzde gerekli resmi kurum ve kuruluşlarla yapacağınız yazışmalarda veya eğitim öğretim faaliyetlerinizde kullanacağınız işlemlerde kullanacağınız ya da işinize yarayacak belgelere de enstitümüz web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte enstitümüzün web sayfasında işte artık döneminizi tamamladığınız zamanlarda tezinizin teslim aşaması ya da veya tez önerinizin teslim aşaması ve mezuniyet aşamalarınızla ilgili açıklamaların olduğu linkler var. Lütfen oraları ayrıntılı bir şekilde incelemenizi istiyoruz. Özellikle bir lisansüstü öğrencinin hak ve sorumluluklarını bilmesi bizim için çok önemli. Bu onlarla iletişimimizi de kolaylaştırmakta. Bize soracağı birçok soruyu yönetmeliklerde ve uygulama esaslarında çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü biz enstitü olarak veya yönetim olarak tamamen yönetmeliklere ve uygulama esaslarına bağlamında hareket eden bir enstitüyüz. Bu yüzden birçok aklınıza takılan soruyu da yönetmeliklerden yararlanarak çözebileceğinize inanıyorum. Bu kadar çok öğrencimiz olduğu için kimi zaman çok farklı sorunlarla da karşılaşabilmekteyiz. Bu bağlamda bize hızlı şekilde ulaşabilmeniz bağlamında öğrenci işleri bilgi edinme ve danışma hattımız mevcut. 2 tane telefon numarası ve 3 tane mail adresi var. Biz mail adreslerinden 2 tanesini buraya yazdık, kayıt aşamasınızı tamamladınız diye. Bunların da tekrar web sayfamızda iletişim kısmında var. Bunlar bu sayfaları veya telefon numaralarını kullanarak da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaralarına ve maillere bakan akademik personelimiz yani araştırma görevlilerimiz olmakta. Onlar da size bu konuda desteklerini esirgemeyeceklerdir. Biliyorsunuz bu pazartesi günü yani 28 Şubat'ta bahar döneminin eğitim öğretim faaliyetlerine başladık. Bilim dallarının öngördüğü şekilde bazı dersleriniz yüz yüze ve bazıları da online olarak devam etmekte. Tüm bu süreçler aslında akademik takvimde açıklanmakta. Akademik takvimlerimiz de enstitü web sayfasında ulaşabilirsiniz. Bir sonraki slide alabilir miyiz? Şu an özellikle haftaya ve bir sonraki hafta yani 14 ve 15'inde ek de çıkar haftası var. Akademik takvimi takip ederek gerekli önemli tarihleri kaçırmamanız sizin için yararınız olacaktır. Şu an itibariyle ekstrem bir durum olmazsa 10 Haziran 2022 tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlayarak bahar dönemini derslerini bitirmiş olacağız. Evet. Şimdi sözü Büşra Hocama bırakmak istiyorum. O size oryantasyon programında öğrenci kayıtları ile ilgili, ders kayıtları ile ilgili ve mezuniyetlerle ilgili açıklamalarda bulunacak. Sizin de farklı sorularınız var ise chat kısmından yazabilirsiniz. Onları da biz hemen sizlere cevaplayacağız. Teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Başarılı, sağlıklı bir dönem geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın. Ayşe hocamıza verdiği bilgilerden dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü devralmışken öncelikle kendimi de tanıtayım. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde ismim Büşra Güven, araştırma görevlisiyim. Bundan sonrasında soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Ben soruları sonra daha sonra cevaplarını size açıklayarak aklımızdaki soruların gitmesini sağlamaya çalışacağım. Enstitünüz lisansüstü öğrencisiyim. Öğrencilik haklarımı nasıl öğrenebilirim diye bir soru sorarsak, öncelikle Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, üniversitemiz haklı ve geçerli nedenler yönergesi olmak üzere hak ve sorumluluklarımızı öğrenebileceğimiz çeşitli yönergeler vardır.
Daha fazlası için de yine bizim Eğitim Bilimleri Enstitümüzün sitesinden ulaşıp inceleme yapabilirsiniz. Enstitüde öğrencilikle ilgili işlemlerimi yaparken kullanabileceğim basılı dilekçe örnekleri var mıdır? Bazen bize mail yoluyla veya elden dilekçe teslim etmeniz gerekiyor. Size örnek olması için de neye bakabilirim diye düşünürseniz bizim Eğitim Bilimleri Enstitümüzün sitesinde belgeler, öğrenci formları şeklinde butonuna tıklayarak oradaki örnek formlardan kullanabilirsiniz. Yine orada olmayan bir form olduğunda, yani orada olmayan bir şey olduğunda siz kendiniz yazabilirsiniz dilekçenizi. Ders kayıt işlemi ve bilimsel hazırlık için ne yapmalıyım? Öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yaparak almak istedikleri dersleri seçiyorlar. Siz zaten şu an ilk aşamada bunları seçmişsiniz ve danışmanlarınız da onaylamış bulunmakta. Bu her dönem gerçekleştirilmesi gereken bir işlem. Bunun için akademik takvimi takip etmeniz gerekiyor. Hocamızın söylediği gibi sizin için ayrılan sürede derslerinizin kaydınızı yapmanız, daha sonra da danışmanınız için ayrılan sürede de danışmanlarınızın ders kaydını yapması gerekiyor. Bilimsel hazırlık dersleri ile ilgili de ana bilim dalı web sayfasını takip etmeniz önemli. Bilimsel hazırlık dersi alacak öğrenciler için söylüyorum bunu. Bilimsel hazırlık dersi nedir peki ve kimlere uygulanır? Lisansınızı veya yüksek lisansınızı başvurduğunuz yükseköğretim kurumunun dışından veya başka bir lisans programından farklı alanlarda aldıysanız, yüksek lisans veya doktora adayları olduğunuzda o bölümle ilgili dersleri bilimsel hazırlık sürecinde almanız, daha sonra lisansüstü derslere başlamanız gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartınızı kaybederseniz ulusal veya yerel bir gazetede kayıp ilanı verip daha sonra yeni bir öğrenci kimliği için başvuruda bulunmanız gerekiyor dilekçe yoluyla. Her dönem kayıt yapılması zorunlu mudur? Evet, her dönem başında kayıt yapmanız gerekiyor. Bu dönem yaptığınız gibi. Eğer kayıt yenilemeyi unutursanız veya bilerek yapmazsanız bu sizin azami öğrenim sürenizden sayılır ve tamamlamanız gereken süre içerisinden düşer. Onun için hani eğer devam etmeyi düşünüyorsanız her dönem kaydınızı yaptırmanız ve yenilemeniz gerekiyor. Ve kayıt yaptırmadığınız dönemlerde de öğrencilik haklarından yararlanamıyorsunuz. Eğitim sürem ne kadar diye bir soru sorarsak, tezsiz yüksek lisans programlarında kayıt olup derslere başladığınız dönemden itibaren en çok 3 yarı yıldır. Tezli yüksek lisans programlarında ise yine kayıt olup derslere başladığınız dönemden itibaren kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın 4 yarı yıl, en fazla da 6 yarı yıldır. Asgari sürenizden önce mezun olabilecek öğrencilerle ilgili de Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine göre bir belirleme yapılmaktadır. Onu ayrıca inceleyebilirsiniz. Doktora programında ise yine derslere kayıt olup başladığınız zamandan itibaren kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın 8 yarı yıl olup azami tamamlama süreniz de 12 yarı yıldır. Lisans derecesiyle kabul edilenler için ise 10 yarı yıl, azami sürede 14 yarı yıldır. Azami sürelerle ilgili bilgiler öğrenci bilgi sistemimizde ayrıca yer almaktadır. Zorunlu dersler yerine başka bir ders alınabilir mi? Şimdi siz ders kaydı yaptınız. Zorunlu ve seçmeli derslerle karşılaşmış olmanız lazım. Zorunlu dersler adından da anlaşılacağı gibi zorunlu, onun yerine başka bir ders alamıyorsunuz. Bu derslerden başarısız olduğunuz takdirde yine bu dersi başarıyla tamamlayana kadar almak zorundasınız. Bu süreçte tabii ki derse veren öğretim elemanı veya hocası değişebilir ama dersi kesinlikle başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Seçmeli derslerde bu durum daha farklı. Bir seçmeli dersi alıp başarısız olduysanız onun yerine başka bir seçmeli dersi alabilirsiniz. Derslere devam zorunluluğumuz var mı? Evet var. Teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmeyen öğrenci o dersin yarı yıl sınavlarına giremez ve devamsızlıktan başarısız kabul edilir. Bir sonraki dönem devamsızlıktan kaldıysa yine o derse devam zorunluluğu vardır. Eğer devamsızlıktan değil nottan kaldıysa devam etme zorunluluğu olmadan o dersi başarıyla geçene kadar dersi almak zorundadır. Ders değişikliği yapabilir miyim? Ders değişikliği evet yapabiliyorsunuz. Bu dönem şu an ders seçtiniz. Ama bu dört dersler sizin programınıza uymayabilir, değiştirmeniz gerekebilir, dersle ilgili bir sıkıntı olabilir vesaire. Bunu ders ekle bırak tarihleri arasında hocamızın da demin belirttiği üzere ders ekle bırak tarihlerinde danışmanınızla da iletişime geçerek değiştirebiliyorsunuz.
Peki dersi veren öğretim elemanını değiştirebilir miyim diye sorarsanız, hayır. Ders hangi öğretim elemanı adına açıldıysa o öğretim elemanı o derse vermeye devam eder. Ancak ne olabilir? Sizin başvurduğunuz ve kayıt olduğunuz programda o ders açılmamıştır. Başka bir bölümden başka bir hoca veriyordur. Sizin programınızda yoksa ancak başka bir programdan ve başka bir öğretim elemanından o dersi alabilirsiniz. Daha önce herhangi bir lisansüstü programdan almış olduğum derslerden yeni girdiğim programda muaf olabilir miyim diye sorarsanız, evet muaf olabilirsiniz. Bununla ilgili transkript, dilekçe, ders içeriği gibi belgeleri de enstitüye getirerek başvuruda bulunabiliyorsunuz. Ama bu ilk kayıt tarihinizden itibaren en geç 7 gün içinde başvurmanız halinde gerçekleşen bir işlem. Daha önce aldığınız dersler yeni kayıt olduğunuz programda bu şekilde sayılabilir. Herhangi bir nedenle kaydınız silindi diyelim. Ya siz devam edemediniz ya da başka bir sebepten dolayı tekrar aynı programı kazandığınız takdirde aldığınız dersleri de yine başvuru yaparak saydırabiliyorsunuz. Bu da aklınızda daha ilerisi için bulunmuş olsun. Peki kayıt dondurma işlemi yapmak isterseniz ne yapıyoruz? Burada ben kaydımı dondurmak istiyorum, hadi dondurun gibi bir usul olmuyor. Haklı ve geçerli nedenler yönergesi var. Bu yönergede hangi sebeplerle dondurabileceğiniz veya kabul edilebileceği ile ilgili bilgiler bulunmakta. Dilekçe yazmadan önce bunu inceleyip daha sonra o durumu da belgeleyebilecekseniz bu şekilde başvuru yapabiliyorsunuz ve bu bizim yönetim kurulumuza giriyor. Yönetim kurulundan da onay alırsa ve öğrencinizin, yani danışmanınızın da onayı olursa kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Yüksek lisans programında lisans programından ders alınabilir mi? Evet, tezsiz yüksek lisans programında öğrenci ders dönemi kredisinin en çok 1/3'ünü, tezli yüksek lisans programında ise en çok 1/4'ünü lisans öğrenimi sırasında almadığı lisans derslerinden alabilmektedir. Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersini almak zorunlu mudur? Bu bütün bölümlerimizde yüksek lisans veya doktora aşamasından herhangi birinde almış olmanız gereken bir ders. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin ya lisans, yüksek lisansta ya da doktorada alınmış olması gerekiyor. Demin söylediğimiz gibi daha önceden bir yerde bu dersi aldıysanız başka bir lisansüstü programda onu da bize transkriptinizle birlikte başvuru yaparsanız bu lisansüstü programda almak zorunluluğunuz olmaz. Ondan muaf sayılırsınız. Tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için ise bu dersi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başka bir programdan, başka bir üniversiteden ders alabilir miyim? Evet, öğrencimiz tezli yüksek lisans veya doktora programlarında ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden alabilir. Ancak bu derslerin kredi toplamı öğrencinin toplam kredisinin 1/4'ünden fazla olamaz. Yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir? Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bunun için şartlar şunlardır. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarı yılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programdaki geçiş yapacağı yarı yıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları da değerlendirmeye alınmaz. Yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılabilir? Yatay geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Bunun için bizim duyurular kısmını takip etmeniz gerekmektedir. Sınav tarihleri ne zaman ve nasıl öğrenebilirim? Sınav tarihleri akademik takvimde belirtilen sürede yapılmaktadır. Bunun için ait olduğunuz ana bilim dallarının web sayfasını ve enstitümüzün duyurular kısmındaki web sayfamızdaki duyurular kısmını takip etmeniz gerekir.
Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi ne zaman alınmalıdır? Mezun olunacak ders kredilerinin tamamlandığı dönemde alınabilir. Tez danışmanı ne zaman belirlenir? Tez danışmanı, şu an sizin tez danışmanınız bulunmamakta tabii ki. İlk dönem sonunda sizden danışman talebi alınacak. 5 tane danışman ismi seçerek onları dilekçe olarak bölüme vermeniz gerekiyor. Daha sonra uygun görülen bir tanesi sizin danışmanınız olarak atanıyor. Ancak bu zamana kadar bölüm başkanınız veya ana bilim dalı başkanınız sizin danışmanınız olarak görünmektedir. Danışman değişikliği yapabilir miyim? Danışman değişikliği yapabilirsiniz. Evet, mevcut danışman, program danışmanı, ana bilim dalı başkanının onayı ve en son yeni Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilmekte. Tez önerimi ne zaman vermeliyim? Tez dönemine geçen öğrenci, yani mezun olması için gerekli derslerini tamamlayan öğrenciler tez önerisini derslerinin bitiminden itibaren 3 ay içinde enstitüye dilekçeyle vermek zorundadır. Daha sonra bu tez önerisi şekilsel olarak burada incelenir. Konusu ve şekilsel olarak uygun görülürse bu öğrenci işleri sistemine ilgili memur tarafından işlenir. Böylece teze devam etmiş olursunuz. Etik kurul başvurusunu ne zaman yapabilirim? Artık doktora ve yüksek lisans tezlerinde etik kurul başvurusu yapmanız gerekiyor. Bunu teze geçtiğiniz zaman yapmanız gerekir. Tez konusu ile ilgili yapılacak çalışmanın etik kurul onayı için öncelikle tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanması ve sisteme işlenmesi gerekir. Etik kurul başvurusunu da bu işlemden sonra yapabiliyorsunuz. Tez adını değiştirebilir miyim? İlk başta planladığınız bir tez adı daha sonra süreç içerisinde hocalarınızın veya sizin kararınızla değiştirilebilir. Ancak bunun prosedürlerini başlatmanız lazım. Tez adını değiştirebilmeniz için öncelikle bizim tez adı ve tez konusu değiştirme formumuz var. Onu verebilirsiniz. Ama doktora da TİK'lerde bunu TİK içerisinde kabul edebiliyoruz. Yani TİK'lerde danışmanınızın ve jüri üyelerinin onayıyla doktora TİK'lerinde tez adını değiştirebilirsiniz. Konuyu değiştirirseniz eğer yeniden tez önerisi vermeniz gerektiğini de hatırlatmak lazım. Tezli yüksek lisans programında ilişik kesme hangi durumlarda olur? Aşağıdaki hallerde öğrencinin enstitü ilişiği kesilir deniyor. Öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olabilir. Başarılı koşullarını, ölçütlerini yerine getirmemiş olabilir. Zorunlu veya seçmeli derslerle seçmeli dersleri başarılı tamamlayamayabilirsiniz. Azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olabilirsiniz veya tez savunmasına girmezseniz. Tez savunmasında red kararı verilir veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesiyle tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin bir kopyasını azami süre içerisinde enstitüye teslim etmemesi gibi durumlarda. Burada şöyle bir şey oluyor. Mesela sürenizde bakıyorsunuz, benim şu tarihte bitirmem gerekiyormuş diyorsunuz ama son günlere, son haftaya bırakıyorsunuz. Biz burada size bir düzeltme verirsek veya savunma esnasında hocalarınızdan bir düzeltme alırsanız onların yapılması için de size bir ek süre lazım. Onun için son günlere, son haftalara bırakmamanız o süreden çok daha önce işlemlerinizi halletmeniz gerekmektedir. Doktora programında da aynı şekilde disiplin yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası alırsanız veya belirtilen asgari atmayı sağlayamazsanız, tez izleme komitesi tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunursanız, yeterlilik sınavında 2. kez başarısız bulunursanız, yine tez çalışmanızı azami sürede tamamlayamazsanız, tez savunmasında red kararı verilir veya düzeltilmiş tezin reddedilmesi durumunda tezin bir örneğini, başarılı bulunan tezin bir örneğini azami süre içerisinde enstitüye teslim etmezseniz doktora programında da ilişik kesme durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Mezun olunabilecek ders yükü miktarı nedir? Lisansüstü programların toplam kredisi AKTS bazında, tezsiz yüksek lisans programlarında en az 90 AKTS yani 10 ders, tezli yüksek lisans programında en az 120 AKTS, 7 ders artı 1 seminer, doktora programında 240 AKTS, 7 ders artı 1 seminer, lisans sonrası doktora programında da 300 kredidir. Öğrencilerimiz bilim dallarında açılan dersler dışında enstitümüz tarafından açılan eğitim ortak
programlarından da ders alabilmektedir. Onun için de bizim web sitemizdeki duyuruları takip edebiliyorsunuz açılan dersler konusunda. Mezuniyet tarihi ne zamandır? Bu da çok önemli bir konu. Demin bahsettiğim gibi siz tezinizi savunduğunuz an mezun olmuş sayılmıyorsunuz. Yine bundan sonra eğer düzeltme aldıysanız düzeltilmiş halini enstitünüzde de şekilsel olarak onaylattıktan sonra ve tüm hocalarınızın, jürilerinizin imzalı nüshasıyla enstitüye tezinizi teslim ettikten sonra, bastırdıktan sonra mezuniyet tarihiniz kabul ediliyor. Demin söylediğim gibi bu işlemlerin süresi biraz zaman aldığı için bunları son zamana, son anlara bırakmamak gerekir. Mezuniyet için kaç tane tez izleme sınavı yani TİK yapılmalıdır? Hani TİK'in ne olduğunu bilmeyenler için de hani belki olabilir. Doktora programındaysanız her dönem, pardon her sene iki kez tez izleme sınavına giriyorsunuz. Bu doktora tezinizi savunabilmeniz için de tez önerisi verdiğiniz TİK'e ilave olarak en az 3 tane tez izleme toplantısına yani TİK'e girmeniz ve bunlardan başarılı olmanız gerekiyor. Bunların belgesini de zaten ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla bizlere iletmeniz gerekmektedir. Mezun oldunuz, her şey bitti diyelim. Diploma alma aşamasına geçtiniz. Diplomanızı benden başkası alabilir mi diye düşünürseniz noter vekaleti üzerinden birine vekalet verdiyseniz o kişi öğrenci kimlik kartınızı ve ilişik kesme belgenizi bize teslim ederek sizin adınızda diplomanızı alabilmektedir. Daha sonra enstitümüzde sekreterlik biriminden basılmış ve imzalanmış halde alabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Konu üzerinde sorularınız varsa bunları alabiliriz. Hemen şuradan bakıyorum. Zaten sorularımız birikmiş. Öğrenci kimlik kartımızı nereden alabiliriz diye bir sorumuz var. Ayşe Hocam, şu an öğrenci kimlik kartlarımızı dağıtmaya evet. Başladık mı? Evet, öğrenci kimlik kartlarımızı üniversite rektörlüğümüz tarafından hazırlanmakta, enstitülerimize ulaştırılmaktadır. Enstitülere ulaştırdıktan sonra web sayfalarımızda duyurulmakta. Sizler de web sayfamızın iletişim kısmında hangi bilim dalında okumaktaysanız ilgili personel iletişime geçerek ondan kimlik kartınızı almaktasınız. Bu yüzden web sayfalarımızdaki duyuruları takip etmeniz önemli. Teşekkür ederiz hocam. Kayıt yaptırıp derslere devam edemeyeceğim bir durum ortaya çıkınca kayıt dondurma, erteleme herhangi bir durum söz konusu olur mu diye sormuş bir öğrencimiz. Evet, kayıt dondurmayla işlemiyle ilgili haklı ve geçerli nedenler yönergemiz var. Yine bunlar enstitü sayfamızda açık ve net bir şekilde belirtilmekte. Bununla ilgili bir mazeretiniz varsa, o yönergeye uygunsa bize dilekçeyle başvuruyorsunuz en kısa sürede. Yönetim kurulu kararı ile durumunuz görüşülmekte ve size dönüş yapılmaktadır. Bunun dışında işte ben uzak bir şehirde yaşıyorum, gelip gitme sorunum var gibi nedenlerden maalesef kayıt dondurma gerçekleştirilmemekte. Eğitim yönetimi doktora öğrencisiyim. İlk kez bu dönem başlıyorum. Bilimsel araştırma ve yayın etiği dersi yüksek lisans programında açılmış alabilir miyim diye sormuş yine bir öğrencimiz. Evet, biliyorsunuz bilimsel araştırma ve yayın etiği YÖK'ü tarafından zorunlu olarak her öğrencinin alması gereken bir ders kapsamında değerlendirilmekte. Ancak yüksek lisansınız eğitiminiz sırasında böyle bir ders almışsanız veya içeriğinde bilimsel araştırma yöntemleri ve etik olan bir ders var ise bize başvurarak yönetim kurulu kararıyla bu dersi almanıza gerek yok. Ancak böyle bir ders almamış ve doktora da almak istiyorsanız ve bu ders doktora programlarında açılmıyor ise siz de yüksek lisans programından veya enstitümüzün eğitim ortak programını alabilirsiniz. Bu bütün bilim dalları için geçerli bir durum. Eğer sizin kendi bilim dalınızda istediğiniz ders veya işte açılmıyor ise, ihtiyacınız olan ders açılmıyor ise başka bir programda veya işte yüksek lisans, doktora gibi bir programdan veya başka bir bilim dalında dersi almaktasınız. Bununla ilgili danışmanın sizleri daha iyi yönlendirebilir. Teşekkür ederiz hocam. Yine bir başka öğrencimiz, ekle bırak haftasında zorunlu derslerde programıma uymayanlarda şube değişikliği yapmam gerekiyor. Kontenjanla ilgili sorun yaşarsam ne yapabilirim diye sormuş. Evet. Bununla ilgili ilgili personeliyle iletişime geçebilir. Derslerin açılması ve kontenjanlarıyla ilgili değil mi hocam? Evet çok haklısınız hocam. Ancak şöyle bir durum var. Bu çok sıklıkla yaşadığımız ve çözüm bulmakta zorlandığımız bir durum. Çünkü
dersin kontenjanına bilim dalları ve dersi verecek öğretim üyesi karar verebilmekte. Hı-hı. Bu tamamen altyapıyla, yani üniversitenin sınıflarının kapasitesi, dersin nerede gerçekleştirileceği, hocanın derste gerçekleştireceği faaliyetler bağlamında kaç tane öğrenciyle ilgilenebileceğiyle ilgili bir durum. Bu yüzden ders kayıtları başlamadan önce bütün bilim dalları hangi derslerini saat kaçta açacaklarını bir ders programı olarak sayfalarında duyurmaktalar. Onları takip ederek ders kaydı yaparsanız bundan sonraki dönemlerde böyle zor durumda kalmazsınız. Böyle bir durumda yaşadınız. Şu en kolay çözüm yolu dersin hocası ile iletişime geçmenizdir. Danışmanınızın aracılığıyla. Dersin hocası size evet benim derste kontenjanım var devam edebilir der ise o zaman dersin kontenjan arttırımı ile ilgili işlemleri yürütmeniz gerekmekte. Eğer en güzel yol da dersin hocası ve danışmanınızdan geçmekte. Evet hocam, teşekkür ederiz. Oryantasyon programımızı Ayşe hocamız yine YouTube hesabından paylaşacağımızı belirtmiş. Daha sonra bir öğrencimiz sormuş, eklesin sürecinde herhangi bir değişiklik yapmadığımız durumlarda tekrar ders onayı vermemiz gerekiyormuş şeklinde. Öyle bir şey gerek yok. Eğer bir değişiklik yapmadıysanız aynı şekilde aldığınız derslere devam ediyorsunuz. Başka bir soru var mı? Kaç yıl dondurulabiliyor en fazla diye sormuş bir hocamız. Hocam. Evet. Bu tamamen sizin işte haklı ve geçerli yönergeler bağlamında azami sürenizi çok fazla aşmayacak şekilde işte yüksek lisansta iki dönem, doktorada ise pardon ikisinde de ikişer dönem yanlış hatırlamıyorsam Ceylan Hanım belki daha doğru cevap verebilir burada bir kayıt dondurma hakkına sahip olmaktasınız. Yine yönetmeliklerde çok daha net bir şekilde bu tamamen mazeretinizle ilişkili bir durum aslında orada daha net bir şekilde. Evet. Yüksek lisansta iki doktora, tamam. Ceylan'ın hemen yetiştiğimde adınıza. Yüksek lisansta iki doktora dört maksimum arkadaşlar. Bu belirttiğim gibi bu mazeretinizle ilgili bir durum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ceylan Hanım'a da teşekkür ederiz. İki gün önce üniversite hocalarımızın birinden dersimizde yeterli öğrenci olmadığı ve bu nedenle kapanacağı söylendi. 14 Mart'taki eklesil tarihinde dersi başka bir hocamızdan alabilir miyim? Kiminle iletişime geçmeliyim demiş. Evet, aynı dersi bölümde ya da başka bir bilim dalında açan varsa oraya size zaten aktarım yaparlar. Bunu danışmanınızla görüşmeniz gerekiyor. Fakat üniversitemiz şöyle bir karar var. Yüksek lisanslarda bir öğrenci için ders açılmaz. En az 3 öğrenci olması gerekir bir dersin açılabilmesi için. Doktorada ise bir dersin açılabilmesi için bir öğrencinin olması yeterli. Eğer bu şartlar sağlanamıyorsa o ders açılamayacağı için ilgili öğrenciler başka derslere, öğrencinin istediği ve danışmanının uygun gördüğü şekilde başka derslere yönlendirilir. Teşekkür ederiz hocam. Yine bir öğrencimiz daha önce eğitim yönetimi yüksek lisansında mevcut dersleri geçtim. Tezimi yazım aşamasında bıraktım. Daha sonra başka bir üniversiteye devredildi. Transkript olarak elimde bir yazılı evrak yoktur. Aldığım ve de geçtiğim derslerin ispatı için ne yapmalıyım demiş. Evet, tamamen bu sorunu yaşadığın üniversiteyle iletişime geçmen gerekir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Evet. Keşke olsa ama maalesef. Ortak bir sistemlerimiz yok. Başka bir sorumuz var mı? Varsa var olanlar sohbet bölümünde yazabilir. Arkadaşlar hep şunu vurgu yapmaya çalıştık. Sosyal medya hesaplarımız, mail adresleriniz ve web sayfalarımızı takip etmeniz gerçekten önemli. İşte sistemde güncel bir mail adresinizin olması, Facebook, YouTube gibi hesaplardan bizi takip etmeniz ve web sayfamızda gerekli haberleri ve duyurular için en azından günde bir defa bakmanız sizin için kolaylık sağlar, birçok süreci kaçırmamanız açısından. Çünkü biz bu kanalları, iletişim kanalları etkin olarak kullanan bir enstitüyüz. Bütün duyurularımızı buralardan yapmaktayız. Aynı zamanda ara ara sizlere belirli anketler göndereceğiz. İşte belirli eğitim konferansları, seminerler düzenleyeceğiz, kongreler düzenleyeceğiz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica edeceğiz. Bu yüzden bizlerden bir mail gelir ise emin olun ki sizin değerli görüşünüze ihtiyaç duymaktayızdır. Bunlara da cevap vermeniz önem arz etmektedir. Teşekkür ederiz hocam. Yine bir öğrencimiz eğitim yönetimi tezli yüksek lisans için açılan bir WhatsApp grubu var mıdır? Ankara dışındayım, kimseye ulaşamadım şeklinde söylemiş ama öyle bir şeyi biz organize etmiyoruz. Hani yine ana bilim dallarıyla görüşürseniz, oradaki hocalarla, araştırma görevleriyle vesaire iletişim kurarsanız daha iyi olur. Hani bizim öyle bir planladığımız bir şey bulunmamakta. Evet. Bir öğrencimiz yine eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisansa bu dönem başladım. Sadece iki ders alabildim. Geri kalan iki dönemimde kredimi tamamlayabilir miyim
diye sormuş. Neden olmasın? Tamamen sizin çalışma adınıza bağlı. Fakat 30 AKTS'den daha da fazla sistem vermeli durumlar olabilir. Evet. Bu gibi durumlarda mümkün olduğu kadar derslerinizin devamını ve başarısını sağlarsanız eminim kısa sürede tamamlarsınız. Teşekkür ederiz hocam. Tezsiz yüksek lisansın yaz okulu var mıdır diye bir sorumuz var. Evet, bizde yaz okulu programı yok. Gazi Üniversitesi'nde yaz okulu programı yok. O yüzden maalesef. Evet, teşekkür ederiz. Hocam, başka soru bekleyelim mi, bitirelim mi, siz ne dersiniz? Galiba tamamen soruları aldığımızı düşünüyorum. Yine zaten iletişim kısmımızda, web sayfamızda mail adreslerimizde telefon numaralarımızı var. Bu yüzden oralarda soruları yazabilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim. Biz enstitü olarak Gaziantep Fakültesi'nin öğretim üyelerinden eğitim öğretim faaliyetleri açısından destek almaktayız. Yani bizim enstitü bünyemizde hocamız yok. Bütün eğitim öğretim faaliyetleri Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte. Derslerinizin takibidir, derslerinizin içerikleridir, hangi dersi alıp almayacağınız onlar tarafından takip edilmektedir. Bu yüzden onlarla ilgili süreçlerde o bölümle ilgili bilim dalıyla iletişime geçmeniz sizlerin için daha kolaylık sağlayacaktır süreçleri ve sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözmeniz açısından. Yeni gelen bir arkadaşımız oldu. Öğrenci kimlik kartıyla ilgili hemen bir açıklamayı tekrar yapayım. Öğrenci kimlik kartları enstitümüze ulaştığı zaman sizlere web sayfamızdan duyuracağız. Siz de ona bağlı olarak da gelip alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın dediği gibi süreç içerisinde yine aklınıza takılan bir şey olursa iletişim kısmında, enstitümüzün sayfasında iletişim kısmında mail adresimiz var, telefon numaramız var, öğrenci danışma numarası olarak her ikisinden de bize ulaşırsanız biz sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Herkese tekrardan teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza, katılan hocalarımıza ve katılan herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın arkadaşlar.